Merhaba arkadaşlar, ben Necdet Delioğlu. Buna benzer bir video çekmiştim, kanalımda videosu var. O videonun linkini de açıklama kısmına bırakacağım. Bu videoyu neden tekrar çekme gereği duydum? Daha önce çektiğim videoda açık kasa filtreleri çekmiştik. Filtreler şeffaftı, içerisindeki karbon, reçine vesaire gözüküyordu. Bu kapalı filtrelerde maalesef iç kısımlarını göremiyoruz. Burada gördüğünüz gibi iki çeşit filtre var. Birisi X, birisini W olarak işaretledim. X de işaretlediğim piyasada daha pahalı satılıyor. Marka ürünler. Diğerleri ise markasını, ismini pek duymadığım, piyasada daha ucuza bulabildiğimiz filtreler. Bu filtreleri keselim. İç kısımlarındaki karbon kalitesi ve karbon miktarını diğer ucuz filtrelerle birlikte değerlendirmiş olacağız. Şimdi öncelikle marka filtreyi keselim ve iç kısmını inceleyelim. Kaliteli olan filtremizin iç yapısı arkadaşlar. Karbon miktarı bu kadar. Altta ve üstte olmak üzere 2 adet sünger. Orta kısmında bu şekilde karbon mevcut. Ucuz olanı sökelim. Bu şekilde bir iç yapısı var. Pahalı filtremizin karbon filtresi arkadaşlar. Sıkıştırılmış karbon diye geçiyor bu. Aktif karbonun daha incesi ve sıkıştırılmış bir yapıya sahip. Piyasada ucuza satılan filtremizi açıyoruz. Üzerlerine yazmayı unuttum aslında. Etiketlerde yazıyordu. Muhtemelen bu da. Değişik bir yapıya sahip. Karbona bakalım. Karbon miktarı aşağı yukarı diğeriyle aynı gibi. Filtrelerin birisinden blok karbon yerine bu çıktı arkadaşlar. Pahalı satılan filtreden bu çıktı. Ucuza aldığımız filtreden de bu şekilde sediment filtre çıktı. Ben de bunu anlamadım yani. 4 adet filtre açtık. İkisinden blok karbon çıkması gerekiyordu. Birinden blok karbon çıktı. Birisinden de blok karbon yerine bu şekilde bir malzeme çıktı. Yani sediment bir malzeme çıktı. Alırken dikkat etmek lazım demek. Bunların iç kısımları gözüküyor. Piyasadan ucuza aldığımız, bu da marka olan pahalı aldığımız filtre. Ağırlıkları hemen hemen birbiriyle aynı. Yine de keseceğim bunları. Yani blok karbon yerine sediment filtre çıktı. Sediment filtrenin üzerine karbon yazıp satabiliyorlar. Bunu ancak böyle keserek görebiliyoruz. Başka türlü görmemiz mümkün değil. Ucuz olan birinci filtre sediment filtre. Bilinen markaları satın alın. Marka olan, pahalı olan filtremizin sediment filtresi. Su buradan giriyor. Filtrenin içerisinden giriyor. Süzülerek alt kısımdan maalesef birisinden çıkması gereken karbon filtre çıkmadı arkadaşlar. Bu videonun da böyle bir amacı oldu. En azından görmüş olduk. 2 adet toz karbon var. Birisi bilinen marka, birisi de bilinmeyen marka. Şimdi bunları da açalım. Karbon pahalı olduğu için içerisine sünger koymuş. Karbon diye satmışlar işte. Ucuz olan toz karbonumuz. Marka ve pahalı satılanı açıyoruz. Pahalı olan karbon filtremiz. Karbon miktarı hemen hemen aynı gibi. Karbon filtrelerinin girişinde elyaf, çıkışında da bu şekilde sünger var. Diğerinde de aynı şekilde. Girişte elyaf, çıkışta da sünger olduğunu görüyoruz. Süngerlerinde bir miktar kirli olduğu dikkatimi çekti burada. Ucuzda da pahalıda da karbon miktarları hemen hemen aynı. Ucuz satılan filtre grubundan neden bu şekilde sıkıştırılmış karbon yerine böyle bir filtre çıktı? Bunu halen daha düşünüyorum arkadaşlar. Arka planda düşünüyorum. Bir tane de alkali filtre var. Bunu da bir sökelim. Ucuz olanın alkalisini atmışım sanırım. Marka filtremizin alkali filtresi. Daha önceki videoda bu membranı incelemiştik. Bunu da inceleyelim. Hatırı kalmasın. İçerisi gayet de kirli. İç kısmında plastik bir süzgü. Daha bir iç kısmı var bunun. Şöyle kapalı görüyorsunuz. Hep şeklinde. Orayı da keselim. İç kısmında da değişik bir yapıya sahip süzgü var. Bunun yapısıyla
Diğerinin yapısı çok farklı görüyorsunuz. Pencerelere taktığımız sinekliğe benziyor. Daha iri gözenekli. Buradaki bu cep içerisinden su giriyor. Karşılıklı burada delikler var. Buradan giren su ilk önce buradan geçiyor. Daha sonra iç yapıya geçiyor. Şu cep içerisine giriyor. Buradaki özel filtreden geçtikten sonra buradaki deliklerden sisteme dahil ediliyor arkadaşlar. Enteresan bir yapıya sahip. Umarım faydalı bir video olmuştur. Benim aklım halen daha bu filtrelerde kaldı. Ucuza satılan filtreden sıkıştırılmış karbon bu şekilde. Pahalıya satın aldığımız marka filtreden çıkan karbonumuz da bu. Yani burada belli ki biraz üçkağıt dönüyor, onu anlamış olduk. Bir dahaki videolarda buluşana görüşene kadar Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Sağlıklı ve bol kazançlı günlerde görüşmek ve buluşmak üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Şimdi buraları toplamak bize düşüyor. Videoyu izleyip paylaşmak, like atmak da siz sevgili arkadaşlarıma düşüyor. Görüşürüz. Geleceği burada gör, benimle keşfedin, her şey mümkün, haydi gel. Teknolojinin ritmi, devreler ve ekranlarla dolu. Kanalımda buluşuyoruz her zaman, yeni bir yolu. Her videom bir kod dizi.